Milletler Cemiyeti Eşittir İngiltere Musul üzerinde yapılan görüşmeler Lozan'ın en fazla vakit alan ve en hararetli geçen görüşmeleri olmuştur. İki tarafta konu hakkında taviz vermek istememiş fakat İngiliz Derin Devleti'nin Musul meselesini çılgınca sahiplenmesi kimi zaman ülkeleri tekrar savaş noktasına dahi getirmiştir. Lord Curzon görüşmeyi çıkmaza sokma amaçlı manevralarda bulunmuş ve konunun Milletler Cemiyeti tarafından incelenerek karara varılmasını istemiştir. Türkiye o sırada Milletler Cemiyeti'ne üye dahi değildir ve buradaki ağırlığıyla İngiltere'nin istediği her türlü kararı çıkartabilecek bir lobiye sahip olduğunu bilmektedir. Görüşmelerdeki çıkmazı aşmak amacıyla İsmet İnönü yeni bir çözüm yolu önerdi. Bölgede plebisit yani halk oylaması yapılarak Kürt halkının kendi iradesi öğrenilebilirdi. Sonucu gayet iyi bildiğinden bu öneriyi reddeden Lord Curzon'un gerekçesini tarihçi Sevtap Demirel şöyle anlatmıştır. Lord Curzon diyor ki plebisit asla olmaz. Niye? Şimdi bu çok zahmetli bir iş. Eşekler bulacaksın, kağıtlar bulacaksın, eşeklere kağıtları yükleyeceksin, dağlara tırmandıracaksın, oradaki Kürtlere gideceksin. Diyeceksin ki, Türkiye'de mi kalmak istiyorsun, Irak'ta İngiliz mandası altında mı kalmak istiyorsun? Bu Kürtler, şimdi bakın aynen belgedeki ifadeyi söylüyorum. Bu Kürtler bu kağıtları yerler. Onun için sen bunu bırak. Bu plebisit falan unut diyor. Neden böyle yapıyor biliyor musunuz? Bunun arkasındaki gerekçe ne? İngiliz Dışişleri Bakanlığına ve dolayısıyla Lord Curzon'a çok düzenli bir şekilde o bölgeden istihbarat geliyor. Onlarca, yüzlerce istihbarat raporu okudum. Bütün istihbarat raporları tek bir gerçeğin altını çiziyor. O günkü koşullarda Musul'da Kürtlere bir plebisit yapsa ve sorsa, siz kime katılmak istiyorsunuz? Oradaki Kürtler %99 Türkiye'yi seçecekler. Bunlar İngiliz istihbarat raporları. Biz Musul'u kaybedeceğiz diyor İngilizler. Dolayısıyla hiçbir biçimde Türklerin burada halk oylaması yapmasına ve Kürtlere sormasına müsaade edemeyiz. Akademisyen, tarihçi yazar İhsan Şerif Kaymaz ise Kurzon'un Kürtlere yönelik kendince aşağılayıcı bakış açısını şu sözlerle ifade etmiştir. Kurzon bunun Musul vilayetinin kiminle birleşeceği sorunu olmadığını, sınırın nereden geçeceğinin basit bir teknik konu olduğunu bu yüzden de burada herhangi bir şekilde plebisit yapılmasının söz konusu olmayacağını, zaten burada plebisit yapılmasına nüfusun ve kültürün müsait olmadığını, bunların okuma yazma bilmeyen insanlar olup hayatları boyunca hiç seçim sandığı görmediklerini, hatta bir takım incitici, küçültücü ifadeler kullanarak söylüyor ve bunun bir takım karışıklıklara, hatta kan dökülmesine neden olabileceğini söylüyor. O yüzden de bunun yerine Milletler Cemiyeti'ne başvurmak gerektiğini belirtiyor. Kürtlere yöneltilen bu çirkin yakıştırmalar İngilizlerin devletinin Kürtlere yönelik bakış açısının o yıllarda da bugünkü gibi oldukça ürkütücü olduğunu belgelemektedir. Haddini bilmez bu sözlerden Kürt halkı elbette münezzehtir. Kurzon'un burada sarf ettiği sözler açıktır ki İngilizlerin devletinin bölge halkı üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını bilmesinden kaynaklanmaktadır. Muhtemel bir plebisiti önlemek için öne sürülen bu mantıksız ve seviyesiz zıhlar İngilizlerin devletinin Musul Kürtlerini ve Araplarını asla kazanamayacaklarını belgeler niteliktedir. İngilizlerin devleti hileli siyaset ve şiddetle bölgeyi belki de ele geçirmiştir. Fakat bölge halkını hiçbir zaman kazanamamıştır.